Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Beşiktaş, Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya hazırlanırken bir yandan da transfer sürecini olumlu değerlendirmek adına adımlar atıyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Brad Friedel geldi, yönetime iki transfer teklifinde bulundu, görüşmelerini yaptı. Yönetimin haberi bekleniyor. İspanya'da kıran kırana bir transfer pazarlığı var. Bu oyuncunun kim olduğunu da az sonra sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta iki bekin de değişme olasılığı yükseliyor. Bunu da söyleyeceğiz. Gitmesi istendi oyuncunun ama öyle bir teklifle geldi ki hani tırnak içinde hep söylenir ya, kan donduran teklif derler ya, öyle bir teklif. Bu tekliften de bahsedeceğiz. Hemen başlayalım istiyorum. Önce bir kere şunu söyleyelim. Jetson Fernandez sakatlık, ayağında burkulma olduğu için büyük bir olasılıkla Samsunspor maçında oynayamayacak. Ve dikkat çekici bir konu, Samsunspor maçında El Musrati'nin yanında Jan Onana'nın oynamasını bekliyoruz. Yani bu da Onana'nın Van Bronckhorst'ta kendisini kanıtladığı ve ilk 11 oynayacak duruma geldiğini ortaya koyuyor. Tabii ki şimdi bundan sonra alacağı şanslar da çok değerli. Aldığı şansları iyi değerlendirirse. Bu arada Emirhan Topçu'nun da lisansı çıktı. Pazar günü Samsunspor maçına o da hazır. Ama şunu da söylememiz lazım. Tabii Omar Koley'in de bir sakatlığı var. Büyük olasılıkla o da oynayamayacak. Ve Emirhan'la Jetson Fernandez'in yerinde de Jan Onana ilk 11'de oynayacak gibi görünüyor. Bu takımı ne kadar etkiler? Yani oynayan bir oyuncu yerine yeni transfer ve işte yeni transfer sayılacak Jan Onana, ona bakacağız. Ama Beşiktaş'ın çok değerli bir Galatasaray maçı oynadığı gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor diyelim ve devam edelim. Gerçekten de Aboubakar krizi devam ediyor ama bizim söylediğimiz kriz Aboubakar krizini de aştı. Fas'ın Casablanca takımından bir teklif aldı ama Aboubakar, söylüyorum, hiçbir yere gitmez. Çünkü Aboubakar'ın bu parayı bulamadığı süreçte bir yere gitme ihtimali yok. Şöyle söyleyeyim, 3 milyon 110 alıyor, 100 diyelim. Nereden baksanız maç sayısına göre de bir 400 alacağına göre 3,5 milyon euro. 3,5 milyon euroyu vermezseniz bir yere gitmez. Onun için bunu özellikle söyleyelim. Bir dönem Beşiktaş formasını da giymişti, hatırlayacaksınız. Pepe futbolu bıraktığını açıkladı. Yani 41 yaşındaydı, bir Avrupa şampiyonası oynadı. Bundan sonra bırakmış olması da çok sürpriz değil, onu da söylememiz gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. Alex Oxlade-Chamberlain deyince aklınıza gelir miydi bilmiyorum ama gelsin, şöyle gelsin. 2 yılda kazanacağı 3'er milyon eurodan 6 milyon euroyu verirseniz giderim diyor. Çok enteresan bir şey. Yani oynamayacak, 6 milyon euro istiyor. Ha, enteresan derken profesyonel dünyada bunlar olduğunu da söylememiz gerekiyor. Onu da söyleyelim. Ama yani biraz da elini vicdanına koyarak profesyonellik yapmak lazım. Beşiktaş'ın da teklifi şöyle. Diyor ki Beşiktaş, biz sana şöyle yapalım. Bir kulüple anlaşacağın kulüpler var Şampiyonşip'te ve Premier Lig'de. O kulüplerin biriyle anlaştığında aradaki fark kadar parayı verelim. Yine sen 3 milyon euroyu kazan ama diyelim ki orada 2 milyon euro alıyorsan 1 milyon euroyu da biz verelim diyor. Yani işte transferde adım atarken çok dikkatli adımlar atmak gerektiğini bu konu Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amarty çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şöyle devam edelim. Yasin Özcan görüşmelerinin sürdüğünü söyleyelim. Yasin Özcan'la hani bir taşla iki kuş vurmak derler ya, öyle bir şey yapmak istiyor Beşiktaş. Şöyle, hem bir yerli oyuncu, gelecek vadeden bir yerli oyuncu almak, hem de oraya bir yabancı oyuncu vererek kadrodaki yabancılardan bir tanesini tasfiye etmek, bir miktarda para ödemek. Yasin Özcan konusunda Van Bronckhorst'un olumlu referans verdiği söyleniyor. Ama tabii şunu da söyleyelim, bu transferler menajerlerin
önerisiyle gerçekleşiyor. Daha doğrusu menajerler bu transferin olması için çaba sarf ediyor. Burada teknik heyete bildiriliyor. Teknik heyet evet derse transfer de gerçekleşmiş oluyor diyelim. Şimdi dün söylediklerimizi bugün tekrarlamak istemiyorum ama şunu söylemem lazım. Beşiktaş'ta iki bekin de değişme ihtimali çok yüksek. Üstelik de Svensson Galatasaray maçında çok iyi oynamasına rağmen onun değişme olasılığı da var. Ayrıca tabii Masuaku'nun devamlılık sorunundan kaynaklı olarak bir değişiklik meselesi gerçekleşecek gibi görünüyor. Şimdi hemen La Gazzetta dello Sport'un haberini sizlerle paylaşalım. Rick Karstrop sağ kanat oyuncusu için Roma ile Beşiktaş arasında görüşme trafiğinin sürdüğünü söylüyor ki Karstrop bugün dikkat çekici bir paylaşım da yapıldı. 2020-21 sezonunda da Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu olduğu ama o dönemde transferin gerçekleşmediğini yazıyor La Gazzetta dello Sport ki zaten biz de hatırlıyoruz bu süreci. Borna Sosa konusunu da tekrar söyleyeyim, takibi devam ediyor. O da bir sol bek olarak Ajax'ta görüşmelerin sürdüğünü söyleyelim ama netice alındığında size bilgi aktaracağız. Bunun dışında şimdi dedik ki Friedel'dan yönetime iki transfer teklifi dedik. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Brad Friedel biliyorsunuz eldeki oyuncuları göndermek ve bir anlamda Beşiktaş'ın önemli gelecek vadeden oyuncuları transfer etmesini sağlamak amaçlı bir profesyonellik oluşturmuştu. Bu manada şimdi size bazı bilgileri aktarmamız gerekiyor. Carlo Cuducini yani bu gidecek gelecek oyuncuları Chelsea'de organize eden Brad Friedel'ın yakın arkadaşı onunla bir görüşme gerçekleştirdi. Ve o görüşmenin sonunda iki oyuncu gündeme geldi. Bir sol kanat bir de sol bek. Evet Borna Sosa devam ediyor ama kulüpler biliyorsunuz bir oyuncuya bağlı kalmıyorlar. Hatta daha fazla bir oyuncudan daha da bahsedeceğim size, onu da söyleyeceğim. Çünkü Beşiktaş kulübü doğal olarak bir oyuncuyla yola devam ederse ve o transfer gerçekleşmezse bu kez de ne oluyor? Sıkıntı daha büyük hale geliyor. İşte tıkanıyor, transfer bir yerde tıkanıyor ve çaresiz hiç istemediğiniz bir transferi de yapmak durumunda kalabiliyorsunuz, onu da söyleyelim. Şimdi devam edelim. Bu manada sol bek için Renato Veiga Chelsea'den geçen sezon Basel'e kiralık olarak gönderilmiş 21 yaşında Portekizli oyuncu, 1.90 boyunda. Gerçekten de iyi bir süre almış. Hatta bir de Chelsea ona ne kadar güveniyor ki 2031 yılına kadar sözleşme yapmış oyuncuyla. 26 maç 2 gol 1 asistle 2083 dakika süre alan bir oyuncu. 3 milyon euro piyasa değeri var ama şunu söylemek lazım ki Renato Veiga bir Beşiktaş için önemli bir seçenek olabilir. Hatta bir yıldan daha fazla kiralama da olabilir. Tabii Brad Friedel'ın getirdiği teklifin nasıl olduğunu görmedik ama yönetime bu teklifi getirdi. Bir de sol kanat transferi getirdi ki Beşiktaş'ın ihtiyaçlarının en önemlilerinden biri o. Diego Moreira, o da bir Portekizli oyuncu. Geçen sezon o da Lyon'da oynadı ikinci yarıda. Ve 19 maç 5 golle oynadı. Onun da 3 milyon euro ve 2028'e kadar sözleşmesi var. Ayrıca o da 20 yaşında bir oyuncu. Onu da vurgulamak lazım. Bu arada tabii Alman basınına ve Hollanda basınına yansıyan bir transfer gelişmesi var. Tabii Van Bronckhorst'un Hollandalı olması belki de o noktada Hollanda basınını da tetikliyor. The Telegraph gazetesi diyor ki Robin Gosens Union Berlin'in 30 yaşındaki oyuncusu ki oyuncu sol bekte oynayabiliyor, sol önde de oynayabiliyor. Onun da gündemde olduğu bilgisi elimde var. 37 maçta 7 gol 4 asist 11 gole doğrudan tesir etmiş. Tabii daha çok bek oynadığı değil de önde oynadığı bölümler etkili olmuştur ki rakamlar buraya geldi, hemen söyleyelim. Ve dünkü haberlerle ilgili de bir iki cümle söyleyelim. Bir İspanya çıkarması yapmaya hazırlanıyor Beşiktaş. Şöyle söyleyelim, Kore'ye gidiyor
Correa 29 yaşında, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ve Atletico Madrid için çok çok değerli bir oyuncu. Kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu. Böyle bir oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın ciddi bir çaba sarf ettiğini söylemem gerekiyor. Angel Correa önemli bir seçenek sağ kanat için. Tabii eğer olmazsa alternatifi de dün de söylemiştik. Steven Bergais, o da alternatif oyuncu. Beşiktaş'ı şöyle bir toparlamaya çalıştık size. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.